Whiteout Survivor oyunumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ya, sağ sorunların nedeniyle güncel video atamıyorum. Biraz rahatsızım. Geçen gün de söylemiştim. Ya şurada biraz zor oturuyorum. Stoktan yayınlıyorum. Yani fazla izleniyor yok ama kanal boş kalmasın. Ben stoktan yayınlamaya devam edeceğim. Arada böyle biraz kendimi iyi hissettiğinde açıyorum işte. Bugünkü videomuzun konusu para iadesi yapılıyor mu? Birkaç kere yorumlarda falan soruldu bana. Abi işte yanlış aldım veya paramı geri iade almak istiyorum gibisinden. Ya ben 3 yerden araştırdım. Birincisi kendim destek ekibine sordum. O yazdığımı şimdi bulamadım da. Destek ekibinde dedi şu. İşte biz direkt iade yapamıyoruz. Siz Google Play ile konuşun diyor. Ha, Google Play mağazasıyla veya Apple mağazasıyla. İkincisi de şuradan ayarlardan. SSS'e girdiğinizde. Oyuncu satın alımları ve faturalandırma. Nasıl iade talebinde bulunabilirim? Satın alımınız size teslim edilmediğinde veya yanlış öğeleri aldığınızda size yardımcı olmaya hazırız. Oyunun olabildiğince sorunsuz çalışması için elimizden geleni yapıyoruz. Lütfen unutmayın, oyuncuların yanlış zamanda yanlış bir yere basmalarının sorumluluğunu üstlenemeyiz. Yani o senin sorumluluğun diyor. Aldıysan o senin sorumluluğun diyor. Bizim sorunumuz değil diyor. Aslında şuradaki ifadeyle çelişiyorlar. Politikamızı uyarınca sadece ve daima sorumlusu geliştirici olan hatalardan ve kusurlardan olumsuz etkilenen oyunculara yardım ederiz. Yani sen satın aldın ama atıyorum işte satın almada buton takılabilir, yazılımsal bir hata olabilir. O kabulümüz diyor ama öyle bir şey yok. Sen kendin mantığınla, şeyinle, isteğinle aldıysan bizlik değil diyor. Oyun mağazanız ile iletişime geçip onların politikaları uyarınca bir iade almayı da deneyebilirsiniz diyor. İşte Apple Store için şu linkten, Google Play için şu linkten. Yani diyor ki biz iade etmiyoruz arkadaş diyor. Siz Google Play ile görüşün. Onlara uyuyorsa iade edebilirsiniz diyor. Şimdi Google Play'de şöyle bir şey var. Atıyorum siz paketi aldınız. Şuradan bir çekeyim ben. Örnek veriyorum, şu paketi aldınız, kullandınız. İşte içindeki öğeleri çıkarttınız, ateş krizlerini bastın, 20 saatlik yükseltmeyi yaptın, işte VP kullandın, eti kullandın vesaire vesaire. Onları kullandıktan sonra Google Play'e gidip de ben iademi geri istiyorum derseniz büyük ihtimal iade alamazsınız. Onu bir de şimdi deneyeceğim ben. Nasıl olduğunu. Hatta şöyle göstereyim. Ha, onu yapmadıysanız adres çubuğuna şu adresi yazıyorsunuz. Şu adresi bilgisayarınızın tarayıcıya girip satın alım yaptığınızın Gmail hesabınızın burada giriş yapmış olması lazım. Buradan sağ üstten profil resminize tıklayıp ödemeleri ve abonelikleri diyorsunuz. Buradan bütçe ve sipariş geçmişini açıp buradan işte atıyorum satın almış olduğunuz mesela Google Play'de ne almışım ya 20 liralık sorun bildir deyip buradan sorunu seçiyorsunuz. İşte ürünü yanlışlıkla satın aldım. Satın aldığım bu ürünü artık istemiyorum. Mesela bunu seçerseniz ne diyor abi? Geri ödeme isteğiniz gönderildiğiniz için teşekkür ederiz. Geri ödemediğiniz durumunu takip etmek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Geri ödeme ile ilgili kararın yer aldığı e-posta 1-4 gün içinde gönderilecektir diyor. Büyük ihtimal ben bunu şey kullandığım için şey yapmayacak. Onlar çünkü yazılımdan takip ederler. İade olmayacaktır. Ulan bir de hesabı banlamasınlar. Bir de bir şey satın alıp tekrar iade etmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Şu günlük görevlerde ucuz bir şey vardı ya. 29 liralık. Tamam ben bunu bir satın almaya çalışayım. Ama kahraman değişeyim. O kahraman yok bende. Tamam. Print seçtim. Print ayı seçtim. Bir tıkla satın al dedik. Aldım kullandım şimdi. Bakalım. Sayfa yenileyim. Gelecek mi? Liraydı gelmemiş daha. Ha geldi. Tamam. Seçenek geldi. 1990'lık. Sorun bildir diyorum. Yanlışlıkla satın aldım diyorum. Çünkü şey
Yani zaman kısıtlı, hemen kullandım. Aa işte yanlışlıkla satın oldu diye ne oldu? Ayarlar dokunun satın alma işlemi için kimlik doğrulama gerektiren dokunun ayarlarını 30 dakika bir. Bulkbed'in yapılan tüm satın alma işlemleri için her 30 dakikada bir hiçbir zaman ekranda görüntülenen talimatlara uygulayın. Başka bir kişinin golcüsünün şifreni unuttuğunu değiştirin deyin. Yani gönder diyorum. Tamam, aynı muhabbet dönüyor. Geri dönme isteğiniz, gönderdiğiniz için teşekkür ederiz. Geri dönmeniz durumunu takip etmek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Geri dönme ile ilgili kararın her aldığı e-posta 1 ila 4 gün iş günü işinde gönderilecektir. Tamam diyorum. Şimdi bu videoyu editlemeyeceğim. Zaten yarın şu an aynı 12'si. Gece saat 12 şu anda. Şurada gördüğünüz gibi. Ben bunu 13'ü saat 21'de yayınlayacağım. Akşam 21'de. O zamana kadar geri ödeme olursa onda videosunu çekip şu anda videonun sonuna eklerim. Bakalım iade talebi oluyor muymuş? Ama dediğim gibi şöyle düşünün. Mesela marketten bir bisküvi aldınız. Bisküviyi tamamı yediniz bitirdiniz. Sonra kabını götürüp ambalajını, boş ambalajı. Kasiye dediniz ki işte ben bunu yedim ama beğenmedim. İade etmek istiyorum dediniz. Çok abes olur. Olmaz yani. Bir de bu politikalarda Google dostun şey dostun kabul etmezler onu. İade ve iptal işlemleri bu şekildeydi. Sonucu ben de bekliyorum. Şu andan itibaren yayınlarım. Eğer yayınlamazsam da bu şekilde videoyu yüklerim. Yorum kısmına sabitlerim sonucu. Buraya kadar izlediğiniz teşekkür ederim. Bir sonraki White House Survivor oyunumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Görüşürüz.